korku sinemasının en ikonik karakterlerinden biri olan Michael Myers, 1978 yılında John Carpenter'ın Halloween filmiyle beyaz perdeye ilk adımını attı. Sessiz, acımasız ve durdurulamaz bir katil olarak tanımlanan Myers, sinema tarihinin en tanınmış ve en korkutucu figürlerinden biri haline geldi. Bu belgeselde Michael Myers'in yaratılışından, karakterinin gelişimine ve sinema kültürüne etkisine kadar her yönünü keşfedeceğiz. Michael Myers karakteri, John Carpenter ve Debra Hill tarafından yaratıldı. Halloween filminin temelinde basit ama etkili bir korku hikayesi yatıyordu. Küçük bir kasabada geçen ve durdurulamaz bir katilin dehşet saçtığı bir gece. Carpenter, Michael Myers'i insanüstü bir kötülük olarak tasarladı. Bu yüzden karakterin motivasyonları ve geçmişi hakkında çok az bilgi verildi. Bu gizem, Michael Myers'in korkutuculuğunu arttırdı. ...1978 yılında vizyona giren Halloween, düşük bütçesine rağmen büyük bir başarı elde etti. Michael Myers, 6 yaşında kız kardeşini öldürdükten sonra akıl hastanesine kapatılan ve 15 yıl sonra kaçıp kasabasında tekrar dehşet saçan bir figür olarak tanıtıldı. Maskesi, sessizliği ve acımasızlığı onun korku sinemasında unutulmaz karakterlerden biri yaptı. İlk film aynı zamanda Laura karakterini ve onun Michael ile olan ilişkisini de tanıttı. Halloween filminin başarısının ardından birçok devam filmi çekildi. Bu filmler Michael Myers'in hikayesini ve mitolojisini geliştirdi. 1981 yapımı Halloween 2, Myers'ın Laura'nın kardeşi olduğunu ortaya koydu. 1988 yapımı Halloween 4, Myers'ın dönüşü ve 1989 yapımı Halloween 5, Myers'ın intikamı gibi filmler Myers'ın öldürme arzusunu ve durdurulamaz doğasını daha da derinlemesine inceledi. 2007 yılında Rob Zombie tarafından çekilen film ise Myers'in geçmişine ve psikolojisine daha da fazla odaklandı. Michael Myers, korku sinemasının da ötesine geçerek popüler kültürde önemli bir yer edindi. Cadılar Bayramı'nın simgelerinden biri haline geldi ve birçok başka korku filmine de ilham kaynağı oldu. Ayrıca Shredder türünün doğmasına da sebep oldu. Böylece maskeli, kostümlü ve şeytani katiller korku sinemasının önemli temsilcileri oldu. Elbette ki 1960 yapımı Sapık filmi ve 1974 yapımı Texas Katliamı da bu türün ortaya çıkmasında etkilidir. Myers aynı zamanda korku oyunları, çizgi romanlar ve diğer medya formlarında da kendine yer buldu. Michael Myers'in sessizliği, acımasızlığı ve durdurulamaz doğası onun sinema tarihinin en korkutucu karakterlerinden birisi yaptı. Psikolojik açıdan Myers'in insanlık dışı ve anlaşılmaz doğası onun daha da korkutucu kılar. Onun motivasyonlarının belirsizliği seyirci üzerinde derin bir etki bırakır. Michael Myers, basit bir katil olmanın ötesinde saf kötülüğün ve korkunun bir sembolü haline gelmiştir. Michael Myers karakteri yıllar geçse de popülerliğini yitirmemiştir. 2018 yılında vizyona giren Halloween filmi karakteri yeniden canlandırdı ve yeni bir izleyici kitlesiyle tanıştırdı. Bu yeni film 1978 yapımı orijinal filmin devamı olarak Myers ve Laura'nın arasındaki ilişkiyi yeniden ele alır. Gelecekte de Michael Myers'ın hikayesi ve korku dolu maceraları devam edecektir. Eğer belgeselimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki belgeselde görüşmek üzere, hoşça kalın.